5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Öncelikle 1 su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. 1 su bardağı yeşil mercimek kullanacağız. 4 yaprak kadar kıvırcığımız var. 2 adet havuç kullanacağız. Yarım badereotu, sıvı yağımız, 1 miktar mısır, nar ekşisi kullanacağız bir de. Süslemek için de efendim üzerine böyle domates, salatalık ve limondan da harika bir şekilde süslenecek. Çok da güzel olacak inşallah hem mercimek salatamız hem de İtalyan salatamız. Mercimek salatanın en çok sevdiğim yanı benim hem kırmızı mercimek hem de yeşil mercimek. İkisinde de ayrım yapamıyorum. O kadar faydalı ve sağlıklı ki vakit kalırsa onunla ilgili de inşallah bilgilerimizi sizlere vereceğiz. O zaman biz sizi bu tarafa alalım. Siz yavaş yavaş köftelerimizi hazırlarken ben de hemen Mustafa Usta'mla salatamıza geçiş yapacağız. Evet. Ondan sonra Mustafa Usta'mı dinliyoruz. Bakalım Mustafa Usta'm size nasıl bir salata hazırlayacak. Bir de onu dinleyelim. Evet, yine bir mercimek salatamız var. Mercimek salatamızı güzelce yapacağız. Şimdi yeşil mercimeğimizi, kırmızı mercimeğimizi ikisini de haşladık. Evet. Onlar hazır ve ondan sonra içindeki yeşilliği doğrayacağız değil mi usta? Evet, yeşillikleri doğrayacağız. Bunları soğutacağız şimdi. İnşallah. Bir de Türkiye'de ben çok geziyorum zaten biliyorsunuz. Biraz sonra inşallah mercimek salatasını kendi topraklarında diyor ya. Onu da yiyeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi yeşil mercimek ve kırmızı mercimeği bir arada kullanacağız ya. Biliyorsunuz hep anlatıyoruz mercimek çok sağlıklı, çok çok faydalı diye. Yapacağımız bu salatalarda... Şimdi bizim bakın şöyle bir şey var. İtalyan salatası çok güzel görünüyor, harika oldu. Ama usta da bence bana hak verecektir. Hiçbir şey bizim yemekler gibi değil. Öyle değil tabii mi usta? Tabii ki bizim yemeğimiz yani, hiçbir şey doldurmaz. Gençler gerçi çok seviyorlar. Böyle hani değişik türde yemekleri, farklı farklı işte salatalar olsun, yemekler olsun. Ama biraz daha böyle değil mi? Bizim kültürümüzde de onlar da inşallah annelere burada çok büyük görevler düşüyor. Onlar da güzel lezzetler hazırlayıp evlatlara yedirirlerse onlar da sevecekler. Şimdi ustamız mercimekleri soğutuyor. Sağlıklı ve faydalı dedik ya. Özellikle şunu söyleyeyim hanımlar çok çok daha dikkat ediyorlar yemek yerken acaba işte kilo alır mıyım almaz mıyım diye. Yani şu, biraz bazen ipin mı? Ucu yani kaçıyor ama vicdanen de olsa kendimizi rahatlatmak adına biraz daha dikkat etmeye çalışacağız. Mercimeği istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bakın aynı şekilde söylüyorum istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde kilo aldırmıyor sizlere. Hatta uzun uzadıya listeler, diyetler, farklı farklı yemekler işte hatta birçok harcamalar yapılıyor ya. Onlara hiç gerek yok bakın. Bilimsel olarak yapılan bir araştırma vardı yeşil mercimekle ilgili. Diyet yapanlarla yeşil mercimeği yiyenleri yan yana koymuşlar. Bir deney yapmışlar ve yeşil mercimeği düzenli tüketenler çok daha kolay kilo vermiş. Evet çok deney fazla... yapmışlar ama sunucu çay vermiyormuş sevgili izleyenler. Çayımız oldu ama deneyde evet maalesef öyle ama bir şey görülmüş. Ama şimdi bakın görülmüş. Çayda içmek için tavşan kanı olacak öyle değil mi? Hemen toparlıyorum şimdi hemen çay ikram edeceğim inşallah robotumuzda. Ustalarımız salatamızı yaparken anlatsınlar. Ben de çayları hazırlayayım sonra köfteleri alalım. Tamam. Şöyle köfte alayım mi? Ben sizi ustamızın yanına isterseniz. Tamam ustamızla bir neler anlatalım. Yaptınız bir anlatın bize. Evet. Önce güzelce mercimeğimizi yıkıyoruz tertemizce. Tamam, ondan hocam. Sonra koyuyoruz güzelce fazla dağılmama şartıyla haşlıyoruz. Evet. Fazla biraz diri kalması lazım. Haşladıktan sonra güzelce bir tekrar sudan geçiriyoruz soğutuyoruz. Soğutması gerekiyor. Güzelce suyunu çekecek. Ondan sonra güzel yeşil soğan, maydanoz. Yani üstüm, lafımı unutma işlem yaptığımız salata olabilir, farklı şeyler olabilir. Onları soğutmamız gerekiyor. Çünkü sebzeyle bu mücadele için ne yapacağız? Evet. Sebzeyi öldürecek ve yaptığımız salatalarımıza da tuz kullanmıyoruz. Tuz da aynı şekilde evet. Sebzemizi öldürüyor. Evet. Onun için de ne yaptık? Biz de yeşilliği hemen evet. Mercimeğimizi ve kırmızı mercimeğimizi haşladık. Onları soğutmaya bıraktık. Evet. Şimdi de kıvırcık doğrayacağız. Şu an kıvırcığımızı doğrayacağız. Salatalarımızı doğrayacağız. Havucumuzu rendeleyeceğiz. Ve tekrar buluşturacağız. Güzel tamam, o zaman tepsimizi süsleyelim değil mi evet, ustam? Tabii. Hemen. Kenarlarını süsleyeceğiz. Evet. Hemen şimdi sevgili izleyenlerimiz tepsimizi güzelce bir şekilde süsleyelim. Ondan sonra salatamız hazırlandıktan sonra tepsimizde sunum yapacağız. Bunun için tepsimiz daha güzel bir şekilde görünsün. Salatamız yemyeşil bir de yeşilliklerle buluşacak. Ve daha güzel bir şekilde hem hazırlanmış olacak hem de sunulmuş olacak. Onun için biz de neler yaptık? Tekrardan
Görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz, tepsimize bol yeşilliğimizi diziyoruz. Sizler de böyle sevgili izleyenlerimiz, ufak tefek malzemelerle, elinizde bulunan malzemelerle güzel sunumlar yapabilirsiniz, güzel salatalar yapabilirsiniz, güzel yemekler yapıp kendinizi şımartabilirsiniz. Sizler de bu şekilde yemekler yapın diyorum. Şimdiden sevgili izleyenlerimiz, eğer böyle yemekler yapacaksanız şimdiden sizlere afiyet olsun diyoruz. Ustamız doğramaya devam ediyor yeşilliğimizi. Ben de ustama yardımcı olacağım. Evet. Yavaş yavaş köfteleri de almaya başladık. Salatalarımız hazırlanacak. Köfteler tepsiye alındıktan sonra inşallah mumbar dolmasını da ne yapacağız? Güzel bir sos hazırlayacağız. Onu da çok merak ediyorum ben. Acaba nasıl oldu? Evet, kokular güzel ama görüntü de çok önemli yemekte, öyle değil mi? Tabii ki görüntü de yemeklerimiz, görüntü çok önemli çünkü göze hitap etmemiz gerekiyor. Zaten bitti Ayşe Günah'ın, hemen altını da kapatalım. Öyle efendim. Hemen. Tabii ki. Bir yerinde sıcak suyumuz, bir yerinde demimiz. Şöyle görüyorsunuz efendim, ne kadar kolay ve pratik. Özellikle mangal keyfi yaparken çay keyfinden de geri kalmayacağız tabii ki. Şöyle musluklardan çay akıyor efendim. Çaylar, he? Musluklardan çaylar akıyor. Dilerseniz açık, dilerseniz koyu. Artık o da sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle. Evet, görüyorsunuz. Hakikaten tavşan kanı halt etmiş bu çayın yanında. Evet efendim. Çok söylediler ama sonunda da efendim beklediklerine değdi ustalarımızın. Evet. Şöyle ben 2 bardak çayımızı ustalarımıza şöyle bir ikram edeyim. Buyurun. Evet, o kadar söylemeden sonra sevgili izleyenlerimiz çayımız geldi. Çayımız eyvah, geldikten sonra biraz sonra çayımızı içeceğiz. Ya ben kendime bile doldurmuyorum bakın. Önce onlar diyorum ama artık yapacak bir şey yok. Bunları beğendiremiyorum işte efendim. Ne yapalım? Sevgili izleyicilerimiz, hemen mumbarlar da şu anda pişti, hazırlandı. Biz de ne yapıyoruz? Hazırlanan mumbarları tepsimize alalım. Hafiften emek geçtim. Biraz yağ... Ben sana hemen getiriyorum ustam. Salçamız da geldi. Sıvı yağ mı istiyorsunuz? Sıvı yağ. Tamam, hemen şurada yağımız var. Çok hafif yağ. Evet, çok hafif yağ koyuyoruz. Tavamıza. Ondan sonra biraz salçamız atalım. Evet, biber salçası da çok yakışıyor değil mi? Tamam. Evet. Pulberi hemen yanında, biraz da pulberimizi ilan. Efendim nefisler kabarır derler ya. Hakikaten öyle bir şey oldu. Şu an görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde hazırladık. Sizlerle beraber yine güzel bir gün oldu. Farklı bir gün oldu. İnşallah yarın yine buradayız. Sizlerin beğendiği, sizlerin arzuladığı ve yapmak istediği yemekleri yapmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir.